Değerli arkadaşlarım, değerli hobidaşlarım, değerli İYİ'nin sayın temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'miz ve camiamız için bir milat olarak tarihe geçmiştir. Sizlerin desteğiyle kurduğumuz bu federasyonun Avrupalı dostlarımıza tanıtabilmek için, onlarla aynı kulvarda yarışabilmek için her şeyimizi ortaya koyduk. Onların da desteğiyle. Bugüne kadar yapmış olduğumuz emeklerin, sizlerin bugüne kadar bu camiaya vermiş olduğu emeklerin meyvelerini toplama zamanı gelmiştir arkadaşlar. Ben burada şunları söylemek istiyorum. Burada şampiyon olan arkadaşlarım, ödül alan arkadaşlarım, rakiplerinizi asla küçük görmeyiniz. Sizden daha az puan alan insanları asla küçük görmeyiniz. Onlar var olduğu sürece sizler şampiyon olabilirsiniz. Rakipleriniz olduğu sürece o rakiplerin içerisinden bir şampiyon çıkar, bunu unutmayın. Ben sizlere öncelikle bizlere ve camiaya vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu miladın, bu başarıların haklı gururunu yaşamak hem sizlerin hem de bizlerin en doğal hakkıdır. Bugün yapmış olduğumuz organizasyonda sayın değerli İYİ üyeleri ve dostlarımızın takdirini almış olmaktan da büyük onur duyuyorum. Kendilerine de bizim için göstermiş oldukları emek için, burada bize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de aramızda olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum dostlarım. Dear members of the Turkish society, dear guests, Türkiye Süs Tavukları Bahçe Hayvanları'nın değerli üyeleri, İYİ Konfederasyonu, Süs Tavukları Konfederasyonu adına burada bulunuyorum ve sizlere hoş geldin diyorum. Bizim organizasyonumuz İYİ Konfederasyonu'nda 3,5 milyon üyemiz var. Bu hobi her geçen gün büyük bir iş haline geliyor. Görünen o ki Türk arkadaşlarımız çok çalışmışlar. Yarışmaya katılan tüm hayvanlar ve yarışma düzenlemeleri gerçekten çok güzel. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl Türkiye Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Federasyonu Avrupa Konfederasyonu'nun üyesi olacak. Tüm üretici arkadaşlarımıza başarılı bir üretim yılı dilerim. Aynı zamanda mutlu yıllar dilerim. Davetiniz için teşekkürler. Congratulations to all of you. Hepinizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin bu ilk organizasyonunda her şey gayet güzel ve tebrik ediyorum. Ve özellikle bir organizasyona katılan tüm üreticileri tebrik ediyorum. Bu organizasyonda yalnızca hakem olarak değil, aynı zamanda İYİ Konfederasyonu Süs Tavukları Başkanı olarak bulunmaktan mutluyum. Gördüklerim karşısında gerçekten çok etkilendim. Mükemmel bir organizasyon. Bu bir tesadüf olamaz. Uzun bir çalışma gerektirir ve uzun bir süreç gerektirir. Son iki yılda Türkiye Federasyon temsilcilerini Avrupa'nın birçok etkinliğinde, toplantılarında görmekten de ayrıca mutluyum. Yalnızca yarışmalara değil, aynı zamanda İYİ'nin genel toplantısına geldiler. İYİ'nin hakem toplantılarına katıldılar ve bizlere sorular sorarak bu işi öğrenmek için büyük mücadele sarf ettiler. Benim tavsiyem, buradaki sonuçlar gerçekten çok güzel. Üreticilerin bundan memnun kalması. Değerli meslektaşım Peter Zuffa, Türkiye'nin bu oluşumunda çok büyük emek harcadı, çok çalıştı. Toplantılar, eğitimler, seminerler düzenledi. Arkadaşlar, burada bulunmamın esas sebebi buradaki işlerin nasıl yürüdüğünü, organizasyonun, federasyonun neler yaptığını görmek ve 3 hafta sonraki İYİ genel toplantısında, Şubat'ın ilk haftası yapılacak genel toplantıda rapor vermekti. Ve ben bu gördüklerim karşısında şunu söyleyebilirim ki raporum oldukça olumlu olacak. Değerli arkadaşlar, özellikle sizleri her 3 yılda bir yapılan Danimarka'daki Avrupa'nın en büyük şovunda görmeyi çok isterim.
Ve ümit ediyorum ki bundan sonra birçok üretici, Türk üretici arkadaşlarla Avrupa'da karşılaşacağız. It has been 5 very nice days. Gayet güzel bir 5 gün geçirdik burada. Gerek hayvanlarla gerek işte yarışmayla aynı zamanda da çok güzel bir şehir olan İstanbul'u gördüm. Özellikle arkadaşlar büyük bir organizasyonu olan İYİ Konfederasyonu'nda olmanızdan sizin kadar biz de gurur duyacağız. Burada olmaktan da gurur duyuyoruz. Belçika Brahma Kulüp Başkanı olarak Brahma Avrupa'da da oldukça popüler bir ırk. Türkiye'de de bu kadar güzel Brahmalar görmekten mutluyum. Arkadaşlar bu organizasyonun oluşumunda yardımcı olan başkan, üyeler ve tüm çalışan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada olmaktan mutluyum. Evet değerli izleyicilerimiz, yanımda şu an çok değerli bir dostum var. Yavuz Acar İzmit'ten. Yılların dostluğu var aramızda. Kendisini burada görmekten inanılmaz büyük sevinç yaşıyorum şu an. Aynı zamanda bu fuarın ve yarışmanın katılımcılarından. Yavuz'cum, ne düşünüyorsun fuar hakkında? Öncelikle bu fuara emeği geçen, başta sen olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle bir organizasyonun ilk olması çok güzel. Sizlerin atmış olduğu adımlarla bizler de arkadan inşallah önümüzdeki yarışmalara daha katılımlı olacağız. Daha profesyonelce hayvan yetiştireceğiz. Avrupa standartlarında artık hayvan yetiştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Bilgilerimizi, hayvanlarımızı getirdik. Emeğimiz var. İnşallah da derecelerimiz de var. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kaç hayvanla katıldın Yavuz yarışmaya? 10 hayvanla geldik buraya. Peki kaç tane derecen var? 9 derecemiz var inşallah. Çok büyük başarı Yavuz. Teşekkür ediyoruz. Yani biliyorsun ki çok eskiyiz bu camiada. Yapmış olduğumuz, işte beslemiş olduğumuzun hayvanın en iyisini yapmaya çalıştık. Irk standartlarını araştırdık. Araştırmacı olduğumuzu da biliyorsun. Bu şekilde kümeslerimizde uluslararası standartlarda hayvan olmasını araştırıp ona göre damızlık çıkarmaya çalıştık. Çıkardığımız damızlıklar da bizleri üzmedi, yanıltmadı. Derecelerimizde inşallah akşam göreceğiz onları. Bu arada değerli izleyicilerimiz, Yavuz Acar az önce söylediğim gibi benim çok eski bir dostum. Yavuz dostum kas hastası. Buna rağmen hiçbir organizasyonumuzdan geri kalmıyor. Bütün organizasyonlarımıza destek veriyor. Ve kendisi milli sporcu. Bu konuda da biraz kendisiyle röportaj yapalım. Evet şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki biz uzun zaman öncesine de tanışıklığımız var. Biz sülün beslerken bu camiada bu kadar destek göremiyorduk. Ve yaşamış olduğumuz sıkıntıları, ödemiş olduğumuz bedeller var bu camiada. Onlara rağmen biz hayata yani hiçbir zaman küsmedik. Ne yapabiliriz? Bunları düşündük. Sülünlerimiz oldu, sülünlerimiz elimizden gitti. Ama tekrardan biz hayata bağlanıp spor camiasına girdik. Spor camiasında yapabileceğimiz en iyi derece ülkemizi nasıl temsil ederiz? Bunları düşündük. Bunları Avrupa'da, dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil etmek adına kendimize bir hedef belirledik. Bu hedeflere de ulaştık yavaş yavaş. Şimdi bu da hobimiz. Bu hobide de şöyle söyleyeyim, Avrupa'da da yarışma adına hedeflerimiz var. İnşallah bu yarışmalara Avrupa'da katılıp derece yapıp bundan sonra Avrupa'ya biz hayvan satacağız diyorum. Yavuzcuğum, bu iyi dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımızla röportaja doğru gidiyoruz. Brahmacıların ilgiyle beklediği anlardan bir tanesi. Yanımda çok değerli bir dostum var. Kendisi aynı zamanda İstanbul Derneği'nde benim başkan yardımcım. Abisi federasyonumuzda dış ilişkiler sorumlumuz. Abi kardeş ikisi hem federasyonun işlerini yürütmemizde yardımcı oldular. Hem de bu fuarın en ses getiren hayvanlarına sahip olduklarını ispatladılar. Burada görmüş olduğunuz hayvan, değerli dostum, Yaşar'a ait büyük kurdele salonun en güzel hayvanı olduğunu gösteriyor. Ufak kurdele de şampiyon olduğunu gösteriyor. Burada Yaşar'la sizin için kısa bir sohbet edeceğiz. Yaşar'cığım, zaten verdiğiniz emekler tartışılmaz. Fuar olayını nasıl buldun? Yani tamam beraber hazırladık ama evet. Sonucu nasıl? Memnun musun?
Sonucu bence en güzeli özetleyen hem Avrupa Konfederasyonu Başkan Yardımcısının hem de diğer görevlilerin yorumlarıydı bence. Bence Avrupa'daki herhangi bir ülkeden bir milim dahi aşağıda değil, çok daha böyle, hatta bazı açılardan çok daha üstünde bile kalitede, estetikte, ferahlıkta ve son derece başarılıydı bana göre. Sonuçlar gerçekten de her üretici için, yani bizim için, biz bir üreticiyiz. Sanki böyle çocuğumuz gibi severiz onları, böyle aklayıp paklayıp, el emeği göz nurudur her biri. O yüzden tam olarak sonuçlar her üreticiyi tatmin etmez. O hep vardır yani. Çünkü bir eksiklik yani. O niye kazanmadı, bu ne oldu falan. Hepsi bizim için dünya güzeli çünkü. Bu sevgiyle olan bir şey olduğu için böyle. Bu hiç önemli değil. Sonuçlar o yüzden bize... Ama yüzündeki gülümsemeden sanki sen biraz memnun olmuşsun gibi görünüyor. Şimdi bazı güzel sonuçlar var. Çok şükür. Hakemler doğru görmüşler yani bence. Ama daha güzel olabilirdi. Bazı beklediğimiz şeyler gelmemiş mesela. Ama gerçekten de hiçbir sorun yok. Önemli olan şey buna katılmaktı. Bu Türkiye'de bir ilk ve gerçekten tarihi bir organizasyon. Bu Türkiye'deki üreticilerin önünü açacak çok değerli bir çalışma. Ve bana göre bir miras da aynı zamanda bu yapılan çalışma. Hani biz bugün yarın bugün varız, yarın yokuz. Çoluğumuz çocuğumuz ilgilenirken bu profesyonel çizgide devam edecek. Bunun için ben asıl olarak onur duyuyorum açıkçası. Peki kaç hayvanla katıldınız yarışmaya? Şimdi biz İstanbul'la Manisa Akhisar'dan hayvan taşıdık. Bu bir problemdi. Brahma için özellikle çok büyük hayvanlar ve yolda rahatsızlık yaşayabilen hayvanlar. Ama biz gerçekten federasyona destek olmak istedik ve bu uğurda 30 civarı hayvan getirdik. 30 tane hayvan getirdik. İşte Light Brahma, Blue Light, Gold Brahma, ondan sonra Blue Gold Brahma, Dark Brahma. Çok şükür her getirdiğimiz renklerde güzel dereceler çıkmış. Daha da güzel olabilirdi. Bunlar hepsi bizim için tecrübe. Çünkü profesyonel damızlıkçılar böyle yapmalıdır. Ve tecrübelerden daha iyiye gitmek için kendine yol çizmelidir. Memnunuz, çok şükür. Peki Yaşar'cığım, ben de başarılarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, yanımda öyle bir isim var ki Muğla Derneğimizin en değerli üyelerinden, bütün seminerlerimizde, hakemlik seminerlerinde özellikle gelip canı gönülden hocalarımızı dinleyen, bize destek veren bir dostumuz Sonya Carter. Merhaba. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, ben aslında İsviçreliyim. 19 yıldan beri Türkiye'deyim ve 2011'de tavuk beslemeye başladım. İlk tavuklarım Light Sussex'ti. Sonra birçok çeşit Wyandot yumurta getirdik yurt dışından ve çoğunlukla şimdi Wyandot üretiyoruz. Peki fuarı nasıl buldunuz? İlk önce onu sorayım, sonra sizin hayvanlarınızın durumuna geçelim. Ben çok etkilendim ya, bu alanı çok süper seçtiniz ve her şey, organizasyon mükemmeldi. Ben iki gündür hayvanlarımın yanına gidemedim, zor uyudum ama şimdi gördüm, bakım da çok iyiydi. Yem var, su var, her şey var. Çok teşekkür ediyorum. İçiniz rahatladı değil mi? Hayvanlar güzel bakılmış. Evet, bunu gördüm sabah ve çok rahatım şimdi. Başka zaman için de endişelemeyeceğim, çok memnunum. Burada verdiğimiz talimat gereği günde 3 kere yem su kontrolü yapıldı. Bir de şöyle bir durum var. Arkadaşlar, hakemler puanlama yaparken hayvanların yanına biz dahil kimse çıkamıyor hakemlerden başka. Biz de katılımcı arkadaşlarımızla beraber şurada sandalyelerde oturup acaba ne konuşuyorlar diye merakla bekleyenlerdeniz. Sonuçları bildiğimizi düşünenler, inanın biz de bilmiyoruz. Peki kaç hayvanla katıldınız? 8 tavuk ve 1 horozla. Sonuçlar nasıl? Memnunum. Evet. O zaman şampiyonluklarınız size hayırlı olsun. Peki Sonya Hanım, bundan sonraki organizasyonlara katılmayı düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle düşünüyorum ve inşallah 2018'de başka bölgelerde yarışma olacak Türkiye'de ve yurt dışına da, yani bilezik olursa yurt dışına da katılmayı düşünüyoruz.
İnşallah Danimarka yarışmasında, Avrupa şampiyonasında beraber tüm dostlarımızla, sizlerle gidip oraya Türkiye'yi temsil edeceğiz. Dostlarım, bu arada Sonya Hanım'ın değerli eşi de burada. Sonya Hanım bu işlere çok meraklı ama eşi onun hiç yalnız bırakmıyor. Yakında o da büyük ihtimalle tavukçu olacak diye düşünüyorum. Peki Sonya Hanım, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani kendiniz için olur, hayvanlar için olur. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, bu yarışmada çok güzel hayvan gördüm. Ağırlıkla tabii ki Brahma ama benim dileğim gelecek zaman içinde biraz daha Wyandotte çeşitleri çoğalsın. Onu çok istiyorum. Aslında Türkiye'de o kadar çok Wyandotte besleyen var ki bunların birçoğu da sizden alışverişlerini yaptılar zamanında. Fakat nedense yarışmadan çekindiler diye düşünüyorum herhalde. Çünkü hakikaten ben o kadar çok insanda inanılmaz güzel hayvanlar gördüm. Fakat burada yarışmada o dostlarımı göremedim. Sizce neden katılmamışlardı? Belki kötü sonuçtan korktular. Ama güzel. Mesela biraz önce Peter Suffa bana söyledi. Aşağıda çok güzel Wyandotte'lar var. Onlar katılmadı. Yani satış için onlar ama bilezik yok. Ama inşallah seneye daha çok Wyandotte'lar katılacak. İnşallah. Peter Suffa'ya da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ne dedi? Yarışmaya katılan her hayvan hangi puan alırsa alsın şampiyondur dedi. Değerli bir dostumuz. Evet, en önemlisi bizim için hakemlerin yorumlardan öğrenmek ve ilerlemek. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ömer Bey, teşekkürler. Yanımda değerli bir arkadaşım, aynı zamanda benim en çok eleştirenlerden, bizi en çok eleştirenlerden bir dostum var. Samsun'dan Yunus Ergün. Yunus'cum, nasıl buldun fuar alanını? İlk olmasına rağmen gayet güzel, katılım da gayet güzel. Yani eksikler var, eksikler yok değil ama ilk olmasına rağmen bayağı güzel. Önümüzdeki yıllardaki programlar daha önce haber verilirse katılım daha da güzel olur inşallah. Başarılar daha da çok gelir. Tabii burada federasyon yönetiminin vermiş olduğu emek için herkese teşekkür ederiz. Peki kaç hayvanla katıldınız Samsun Derneği olarak? Kaç hayvanı sana aitti? Ben 10 taneyle katılmak istedim ama bazı problemler oldu. 3 taneyle katılabildim. Bir arkadaşımız daha var. Samsun Derneği olarak 4 tane hayvanla katılabildik. Maalesef. Ama bir dahaki yarışmalarda inşallah en az 20 tane kendim. Peki beklediğin sonuca ulaşabildin mi? Yani diyelim. Şimdi benden kaynaklanan sorunlardan dolayı biraz sıkıntılar yaşadık. Ama getirdiğim hayvanların içinde bir tane derece aldım. Bu da beni mutlu etti tabii. Eksiklerimizi, artılarımızı burada gördük. Tabii. Neler yapmamız gerektiğini gördük, doğru tabii, mu? Tabii. Yani hayvanlara en kötüsünden düşünelim, nasıl yıkamamız gerektiğini dahi öğreniyoruz. Tabii yavaş yavaş öğreneceğiz ama daha güzel şeyler olacak inşallah. Bu arada Yunus kardeşim, değerli bir arkadaşımız, Samsun Derneği'nin en değerli üyelerinden. Orada zaten 3-5 tane çok değerli dostumuz var. Dediğim gibi federasyonu ve bizi en çok eleştiren arkadaşlarımızdan. Arkadaşlar, her insanın en doğal hakkıdır. Hiç kimse bir kurumu, kişiyi eleştirmekten çekinmesin. Sadece eleştiriler değerli dostumun yaptığı gibi yapılsın, düzeyli yapılsın. Bu eleştiriyi yapan insanlar, Yunus dostumu nasıl biz bugün bizi eleştirenlerden biri olduğu halde gördüğümüz zaman sarılıyorsak, dostluğumuz devam ediyorsa, saygımız devam ediyorsa bu şekilde devam etsin. Ama ahlak seviyesinin dışına çıktığı zaman eleştiriler, hem hukuki yolla uğraşmak zorunda kalıyoruz, hem dostluklarımız problem yaşıyor, zedeleniyor. Bunlara gerek yok. Allah'tan bu tarz olaylar ülkemizde çok az. Ben Yunus gibi değerli, nerede ne konuşacağını, ne zaman eleştireceğini bilen dostlarımızın ülkemizde artması ümidiyle Yunus'a da tekrar aramızda olduğu için teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür ederiz başkanım. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Böyle bir organizasyon için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Her şey için sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Özellikle söylemek istediğin. Özellikle daha çok katılımcı olsun istiyoruz bir dahaki dönemlerde. Ve şu yarışma tarihleri bir an önce açıklansın bu yıl için. 2018 için yarışma tarihleri bir an önce açıklansın ki biz de hazırlanalım. Daha çok katılımcıyı biz de istiyoruz ama bu katılımcıların inisiyatifinde. Dostum, ayağına sağlık. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere Türkiye Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Federasyon Başkanıyım. Ve buradaki bu organizasyonun sorumlularından bir tanesiyim. Şimdi organizasyon inanılmaz güzel oldu.
Herkes bizi tebrik etmek için geliyor. Bütün tebrikleri de ben kabul ediyorum ama işte bu organizasyonun gerçek kahramanlarından bir tanesi bizim dayanağımız. Bu organizasyonu sıfırdan hazırlamamıza yardımcı olan, bütün organizasyonu gecesini gündüzüne katarak organizasyonun başında duran Mehmet Ali Koç, federasyonumuzun genel sekreteri. Mehmet Ali abi, nasıl, emeklere değdi mi? Başkanım, şimdi tabii biz kendimizi için yorum yapmak biraz tabii güç. Bugün serbest. Yok, bugün gene serbest. De biz mütevazi davranalım. Neticede biz ev sahibiyiz. Artı bu bizim görevimizdi. Evet, başarılı bir organizasyon altyapısı hazırlığı yaptık. Bunun zaten aşağıda da Konfederasyon Başkan Yardımcısı da bunu kendisi söyledi. Avrupa İİ bölüm başkanımız olan, direkt bizim bağlı olduğumuz başkanımız da Andy aynısını söyledi. Önemli olan bunların söylemesi. Tabii ki biz başardık, başarılı yaptık ama onların söylemesi başardığımızın ispatıdır. Çok güzel oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Güzel, daha da güzel olacak. Bu arada bizim böyle güldüğümüze bakmayın. İki gündür yorgunluk, stres, acaba ne olacak, acaba ne karar verilecek? Avrupa'dan bir sürü ziyaretçi, bir sürü misafir var. İnsanlar neler düşünecek? Çok büyük stres yaşadık. Ama bugün bu ekilen emeklerin meyvelerini almış bulunuyoruz. Değerli abim, benim en büyük destekçim ve akıl hocam Mehmet Ali Koç'a burada göstermiş olduğu emekler için siz değerli izleyicilerimizin önünde şahsen teşekkür etmek istiyorum. Abim, iyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım. Ne demek başkanım? Her zaman. Camiamız için her zaman varız başkanım. Neydi abi? Her şey federasyon için. Her şey federasyon ve camiamız için. Yani bu koyduğumuz bir slogan ama güzel şeyler oldu. Ülkemizde olmayan bir şeyi başardık. Hep birlikte başardık. Belki biz çok yorulduk. Birileri yorulacak. Bu işlere birini taşın altına elini koyacak. Şansımıza biz geldik. Biz de bir şeyler yaptık. Daha iyi şeyler olacak. Önemli olan bu organizasyondan sonra bizim üreticilerimizin hiç yarışma görmedikleri için bilinçlendiler. Bu bir Ar-Ge çalışması olarak da görelim. Hedefimiz Avrupa'daki yarışmalarda katılıp dereceler alıp İstiklal Marşı'mızı dinletmek. Asıl hedefimiz orası. Burası kendi evimiz. Bu çok önemli ama asıl hedef orası. Orada hazırlanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah o günleri beraber görürüz. İnşallah başkanım.